Evet sevgili seyircilerimiz, Servet'le bizim eller programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Şehit Kamil ilçesine bağlı Battal köyündeyiz. Evet. Muhtarımız yanımızda, hemen fıstık ağacının altında açılışımızı yaptık sevgili seyircilerimiz. Muhtarım merhabalar. Merhaba. Önce bir tanıyalım. Gaziantep Şehit Kamil Battal köyü muhtarı Kadir Tiz. Kadir? Tiz. Tiz. Evet. Kadir Tiz. Muhtar köyünüz kaç hane? Köyümüz yaklaşık 330 hane. 330. Evet. Peki kaç nüfus var? 1000'e yakın. 1000'e yakın, bayağı da büyük. Evet, evet köyümüz. Peki bu Battal köyü sakinleri diyelim. Zaten artık buralarda mahalle oldu ya. Evet. Hep söylüyoruz programlarda. Ne ile geçiniyorlar? Yani ne ekip, ne biçiyorlar, ne yiyorlar? Genelde fıstık ve zeytin. Daha çok fıstık. Çünkü zeytin pek içini kurtatmayan bir mahsul. Kendi yiyecekleri kadar olan bir mahsul köy genelinde. Ama fıstık biraz şey gelir kaynağı köyümüzde. Bu sene de fıstık bayağı bir düştü fiyat olarak. Fiyat olarak, dekolto olarak da çok düşük. Mesela dekolto olarak 180 bin ton dekolto var diyorlar ama belki de atıyorum 30 bin yoktur dekolta. 180 bin, bin diyorlar ama 30 bin var yani yok köyleri diyorsunuz. Köyleri gezmeden, bilir kişi heyeti oluşturmadan. Yani orada asılsız bunlar. Peki bunları söyleyen kim? Söyleyen ticaret odası başkanları. Ticaret odası değil de ticaret odası. Ticaret odası. Evet. Yani 180 bin ton yani dekolta olduğunu söylüyor ama sizin tahmininiz tabii ki. Bu tahminler üzerine evet. Konuşuluyor. Evet. 30 bin ton gibi bir şey çıkartıyorsunuz. Evet, zaten toplayan arkadaşlarımız var burada. Onlarla da sorar öğrenirsiniz. Bu sene fıstık yok. Fiyat da düşük diyorsunuz. Fiyat çok mesela. Düşük. Mesela 26 binden 15 bine düştü fıstık. Biberun. Bu yeşil bend, şey kırmızı bend dediğimiz mi? Evet. Kırmızı. Şu an 11 bin civarında tablalarda sat 11 lira 11 liraya satılıyor evet. Şu an tablalarda. O yaş olan kuru geçen sene 26 bindi. Bu sene 15 bin, 16 bin. Yani kuru dediğiniz bu kurutulup evet. Kavrulmuş olan mı? Yok, yok. Bunun kurusu. Bunun kurusu. Evet. Bunların kurusu. Evet. 16 bin lira evet. Civarında gidiyor. Tabii ki bu kırmızı kabuklarından ayrılıp kavruluyor, tuzlanıyor. O 40, 50, 60, 70 gidiyor artık o şeyine göre. Köylü kazanamıyor. Köylünün elinden çıktıktan sonra fıstık para ediyor ama köylü hiç mazot parasını kurtaramıyor köylü. Şimdi sevgili seyircilerimiz, gerçekten yaptığımız, gezdiğimiz yerlerde bütün sıkıntı ve problemlerin başında, en başına gelen bu. Yani köylüden ucuz alınıp işte aracılar ikişer katı, üç katı gibi rakamlarla yapılıp öyle piyasaya sunuluyor. Bunun da neden bir önlem alınmıyor veya bunun neden takip edilmiyor onu da tabii ki biz bilmiyoruz. Artık fıstıkçılar odası mı ilgileniyor bundan, ne yapıyorlarsa dedikleri gibi bunun ilacı, gübresi, sürümü, toplaması bir de bildiğimize göre bu 2 yılda bir veriyor zaten evet, doğru dürüst. Evet 2 yılda bir veriyor. Zaten ortalama yaptığın işi hesaplarsan 2 yılda zarardasın. Her yıl olsa belki masrafını kurtarırsın. 2 yılda bir veriyor. %50 %50 yani gibi gidiyor. Olsa da aynı emek, olmasa da aynı emek. Aynı işçilik. Aynı masraf. Fıstık verse de vermese de, yani mahsul verse de vermese de yine budaması, ilacı, sürümü, sulaması falan hepsi her şey aynı. Hepsi yapılıyor. Aynı. Evet, hepsi aynı yapılacak. Yapılmak zorunda yani. Yoksa ileriki senede bir daha verim alamazsın. Ve artı soğuk vurmazsa, dolu da vurmazsa evet. Eğer hani işimiz Allah'a kalmış diyorlar ya, işte çiftçinin, fıstıkçının işi Allah'a kalmış. Artık Rabbim nasıl uygun görüyorsa zaten evet. Ona da tek söyleyecek tek kelime yok ve bir şey de diyemeyiz. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi işte Gaziantep fıstığı. Hani bu programlarımız size daha önceki izlediğiniz programlarda da sık sık bahsediyoruz. Hep şu an fıstık zamanı olduğu için artık tam toplanma zamanı, artık şu, bu aydan itibaren toplanılır. 15-20 güne kadar da herhalde artık fıstık biter. Sezon biter. Şu an hasat sezonu. 15-20 gün sürer toplamda. 3-5 kuruş olsa yine çiftçinin, fıstıkçının cebine para girecek diyoruz. İşte Gaziantep fıstığı deyip duruyoruz. Söyleyip duruyoruz sevgili seyircilerimiz. Allah yardımcıları olsun. Allah bol kazanç versin diyelim artık. Muhtarımız da şarı şarı terliyor. Bu her bugünlerde de sevgili seyircilerimiz, Gaziantep toz bulutları var. Gerçekten ne da değil. Yani şu an ekran bilmiyorum ama gerçekten kipriklerimize kadar toz oluyor artık. Yani yüz boğazımız bütün toz oldu. Artık rüzgar falan da yok ki ala götüre diyelim.
Mutlu, teşekkür ediyoruz. Yine geleceğiz seninle. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi sevgili seyircilerimiz, burada fıstık toplayanlar var. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra bakalım fıstık nasıl toplanıyormuş. Onları hep birlikte görüntüleyeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, az önce dedik fıstık bahçesinde, fıstık ağacının altında açılışımızı yaptık. Burada fıstık topluyorlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seni bir tanıyalım. Hacı Anter Kurt. Hacı? Anter Kurt. Anter. Kurt. Anter. İsim evet. Anter. Evet. Ne anlamı, manası ne bir bu Anter? Bizim köyde var işte, o ziyaretin ismi o ismi. Ziyaretin ismi Anter mi oluyor? Aşık Anter. İlk defa duydum ben Anter. Ha. Neyse. Bizim köyde çok. Sizin köyde çok. Evet. Fıstık topluyorsunuz, bahçe senin mi? Evet. Dayı. Evet. Bahçe senin. Bahçe benim. Kaç dönüm burası? 28. 28. Peki nasıl fıstık bu sene? Bu sene iyi, biraz çırttık ya, keşek del. Keşek del. Keşek del, yumaçları biraz işte fazla bırakacağız. Fazla yumaçlar fazla. Nasıl keşek del, ben anlamadım. Yani biraz habeleri seyrek. Evet. İle tüplü del. Sık tutmamış yani, ha. Üzüm salkımı gibi değil. Ha, ha. Açık seyrek olmuş. Ha. İşte bu böyle. İşte böyle. Peki ne kadar çıkar buradan mesela fıstık? Kaç ton çıkar? Valla muhtar daha iyi bilir. Bir ton işte, bir ton 100 kilo, 200 kilo ile. 28 dönümden. He. Bir ton 100 kilo bu kurtarır mı sizi? Kurtarıyor mu? Kurtarır. Ne, başka ne iş yapacağız? Mecbursun. Mecbur uğraşıyoruz. Yaş kaç senin dayı? 77. 77 hala çalışıyorsun. Çoluk çocuk falan vardır var, mutlaka. Var. Onlar yok mu burada toplayanlar falan? Kimi yemeğe gitti, kimi dükkanda, her biri bir yerde. Her biri bir yerde. He. Şimdi biraz önce diyordu ki sevgili seyircilerimiz, amcamız ben 50 lira yövmeye veriyorum bu toplayanlara diyor. Evet. Gerçekten çok masraflı. Çok. 13 kişi var. Ben bizimki hariç. Bizim hanım var, memkin var, oğlan var, onları hariç. 13 kişi 50 milyon da ne eder? 500-650 milyon der. 650 günde. Milyon. Günde 650. Bunun yemeği var, bunun suyu var, bunun çayı var. 1 milyon çıkar da. Ha çıkar. 10 gün, kaç günde bitirirsiniz burayı? 2 gün, 3 günde bitirir. 3 günde ortalama 3 milyar. He. Da toplama masrafı. Evet. Dikme masraf, sürme masraf, mazotu masraf. Hepsi masraf. İlacı masraf, he. Gübresi masraf, he. Toplaması masraf. Evet. Yani avalı 24-25'e gidiyor, 26'ya gidiyordu. Mal şimdi 15-16. Gitmiyor. Düştü. Düştü. He. Valla yapacak bir şey yok dayı, yani Allah yardımcınız olsun, Allah bol kazanç versin diyelim. Gerçekten işiniz zor yani, zor. Köylünün işi gerçekten çok zor. O bu sıcakta işte kaldır, indir, bilmem ne, götür, getir işte, yani o şeye değmez ama mecburuz, başka çaremiz yok. Ne yapacaksın ya, bunları söküp de yakacak halin yok, işte uğraşıyorsunuz. Peki teşekkür ediyorum amca, sana yine konuşacağız. Ben şurada çalışan arkadaşlara birer mikrofon uzatacağım. Sen hemen şeyi çıkarttın, hazırlığını yaptın. Evet. Seni bir tanıyalım. İsmim Mehmet Güzel. Mehmet Güzel, çok evet. Mu güzelsin? Vallahi dedemiz güzelmiş de, soy ismi güzel olarak kalmış. Güzel olarak kalmış. Evet. Siz fıstık topluyorsunuz. Evet, biz yemeğimizde fıstık topluyoruz. Amcam diyor 50 lira veriyorum, yenilere diyor. Vallahi şu an mal sahibine Allah yardım etsin. Ama bize de Allah yardım etsin. Çünkü 50 lira da yani şey değil, eskiden yemeğeciler... Yok, şimdi yemeğeciler eskiden... 50 lira çok eşya varken 2 sene önce. Bu sene 50 lira hiçbir şey alamıyor yani. O da doğru. Evet, ama mal sahibine daha çok Allah yardım etsin. Çünkü günde 708 milyon para veriyor. Toprağın fıstık belli. İşte bu fiyatların düşmesi etkiledi. Mutlaka. Evet. Şimdi biz seninle konuştuk, burada 10 lirasını keserik. Canı sağ olsun. Seni dinlendirdik burada. Yani böyle sana 40 kağıt verdik. Evet, hakkımız 40 kağıt oldu. Biz de yarım kilo çay eksik götürürüz eve. Neydik? Öyle mi? Evet. Sizlere de Allah yardımcınız olsun gerçekten. Amin. Herkes sizlerin yardımcı olsun. Sizlerin de işiniz çok zor gerçekten. Tabii sabah geliyoruz akşama kadar. Yani bu sıcağın çoluk altında hele biraz önce de söyledik, bu tozdan nefes alınacak durumda değil. 40 dereceye kadar ulaşıyor. Biz bu şekilde topluyoruz yani, kaçamak yok. Zor. Ya mecbur. Olay değil yani. Bari bırakmayın, bak buralara dökülmüş. Evet. Yazık adama. Bunu toplayın hepsini. Lütfen sesimi duyan herkese söylüyorum. Böyle koltuk başında rahat oturanlar halimizi görsün. 50 kağıt akşama kadar güneş altında çalışıyoruz. Duydunuz zilin sesini. Evet. Yani bunu lütfen duyun. 50 kağıt akşama kadar çalışıyoruz. Yine de çok şükür diyoruz.
Demek zorundayız. Peki evet. Ne yapacaksın? Peki gel o zaman. Çare yok. Sen 50 kağıda koltuk başında oturanlar sesimizi duysun diyorsun. Evet. Ne yapacak koltuk başında oturanlar sana? Ya işte madem böylese biraz fıstığa destek çıksınlar. Belki işte 60 kağıt doğru o zaman yumyamız. Verirler yani. Ha şimdi burada üretici kazanırsa biz de ondan fazla alırız, evet, biz de kazanırız. Evet, mal sahibi verir. Eğer fıstık bu sene 25'e gitmiş olsaydı Hacı abi bize 60 kağıttan verirdi. O da ayrı bir şey sevgili evet. Seyircilerimiz. Gerçekten evet. Sen de haklısın. Evet, teşekkür ederim. Bizden, Adnan Tepo'ya çok teşekkür ederim bu türlü programlar yaptığın için. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun, kolay evet. Gelsin diyoruz. Ben Fikret Çapan. Fikret Çapan, he. Çanakçı Muhtar Azası'yım. Muhtar Azası. Tabii. Bizim muhtarın azası. Hacı da benim dayım oluyor. Öz dayım. Evet. Şimdi gerçekten yani bizim Mehmet arkadaşımız dediği gibi. Söyledi. Dediğimiz gibi doğrudur. 12, 13, 14 saat çalışıyoruz sıcağın altında. 50 liraya. Bir mutfak tüpü olmuş 75 milyon. Doğru mu? Yazık yani bize. Bu fıstık 15 milyona gidiyor kilosu. Bir kabak fıstığı, kabak çerdeği 20-30 milyon. Yazık yani bu emeğe bak görüyorsun. Hepsi masraf. Benim dediklerim Ola TV'ne çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Nefes nefese kalmış gerçekten. Tabii mutlaka yani çalışıyoruz. Sizi görünce daha heyecanlanayım. Burada biz heyecan yaratan birisi değiliz biz ya. Doğrudur. Rahat rahat olur. Bizdeki doğal. Rahatlık. Yani böyle diyor Fikret arkadaşımız. Azaymış hem evet. De dayısıymış buranın arazinin sahibi. Tabii. Hem yardıma gelmiş. Peki sen para alıyor mu dayından? Mecbur olacağız. Yani beleş çalışılır mı değil mi? Beleş çalışılır mı? Ya. Oradan diyor beleş çalışmazlar diyor dayım. Olur mu? Çoluk çocuk evde aç kalır. Yani, para getirmez o zaman sen eve koymazlar eve bir şey getirmezse. Tabii. Bu zaman işte zor. Biz ekmek getir, peynir getir, ya. Yağ getir derler yani. Tabii. Vermezler o zaman sen eve koymazlar. Yok tabii mecbur. O esprisi sevgili seyircilerimiz yani gerçekten teşekkür ediyoruz. İşleri gerçekten çok zor. Bizim ben hemen Mehmet arkadaş. Mustafa güzel. Mehmet mi Mustafa mı? Mustafa güzel. Mustafa güzel. Sen de güzellerdensin. Evet. Sen de fıstık topluyorsun. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Valla neler söyleyeceğim. Yaptığımız emeğe göre fıstığın fiyatı çok düşük. Bugün kabak çekirdeği 25-27 kağıt. Fıstık 15-16 kağıta gidiyor. Bunun gübresi var, hayvan gübresi var, ilacı var, çütü var, beli var, budamı var. Yani saymayla bitmez. Bir köylünün elinde bir bu fıstık zeytin kalmış. Bu da yerini bulmazsa köylü perişan olur. Çok doğru söylüyor. Şimdi sevgili seyircilerimiz ben burada çalışan arkadaşlarımızla gerçekten takdir etmek istiyorum. Yani kendi şeylerine değil de buradaki arazi sahibinin gerçekten hakkını kollamaya çalışıyorlar. Yani adam kazanamıyor, tabii. Yapamıyor, edemiyor diyor. Yani eline yok. Bir şey geçmiyor diyor. Onu kolluyorlar. Gerçekten ben sizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum ben sizi. Bir işçi olarak. Mal sahibi kazanmazsa bu kadar işçi gelip nerede çalışacak? Yani. Evde oturacak, evine unluk götürmeyecek. Doğru. Ne olacak? Perişan olacak işçi. İşçi ne edecek? O zaman Kırkızlık'a gidecek. Yani Allah iki taraflıya da yardım etsin. Amin. Gerçekten de doğru söylüyorlar. Hani diyoruz bir iş yeri, bir fabrika. Evet. Hani ben sürekli söylerim. Yani varlıklı olanların Allah üzerlerine 3-5 kat daha koysun. Amin, amin. Onlar da bir başka bir fabrika daha kursunlar. Tabii. Başka bir iş yerler daha açsınlar. 20, evet. 30, 50, 100, 1000 kişi mesela işçi Allah. Çalıştırsınlar. Onlar da ekmek yesin. Tabii. Sizin aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Eğer bu iş olmazsa biz çalışmazsak ne yapacağız? Hırsızlık yapacağız diyorsun. Yani Allah zenginlerimizden razı olsun. Bir fabrika kuruyorlar. En az 500 kişi çalıştırıyorlar. Yani, bu büyük bir nimettir. Tabii. Çoluk çocuğuna akşam ekmek getirir. Yani 500 işçisi varsa ortalama 3 kişiye hesaplasan 1500 kişiye ekmek veriyorlar. Ama o zengin adam iş kurmazsa bunlar caddede ya balyacı olacak ya karkızlık yapacak ya birbirini vuracaklar. Çok doğru söylüyorsun. Çok güzel söyledin sevgili seyircilerimiz. Gerçekten de öyle. Allah herkese çok versin. Amin. Kat kat üstüne koysun. Amin. Dediğimiz gibi 3 fabrika, 5 fabrika, 10 fabrika daha açsın. Amin. Açsınlar 3-5 bin, 10 bin kişi çalıştırsınlar. Onlara ekmek versinler. Tabii. Bu ne hırsızlık, ne dövüş dava, ne şu, ne bu. Hiçbir tatsızlık da olmaz. Ekmek verenden Allah razı olsun. Amin. Peki size de teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Ay yengemiz. Evet, evet.
Sevgili seyirciler, burada ablam da fıstık topluyor. Hemen ben onun yanına da birleşeyim. Abla kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım. Emine Kılıç. Emine Kılıç. Evet. Senin akraban mı, kızın mı? Ne bu bahçenin sahibi? Valla dayımız oluyor. Dayın. Evet. Çok razıyım. Onun gibi adam biz bulamadık. Yememiz, çayımız, her şeyi dört dörtlük veriyor. Yani bakması lazım. Yani evet. Çalışıyorsunuz akşama kadar 12 saat, 13 saat. Vermeyenler de var. Vermeyenler de var. Tabii var. Vermeyenler. Evet, vermeyenler de var. Yemek vermiyorlar. Allah Allah. Çalışırlar, valla vermiyorlar. Öğlen yemeğini vermezler mi? Siz de fıstık yiyin yerine. Hem daha vitaminli, daha güç alırsın. Yemek ayrı, fıstık ayrı. Yani ekmeğin yerini tutar mı fıstık? Yok, tutmaz. Ne yersen ye, yemek vermezse olmaz. Ama bunun tadı da başka ya. Bu da fıstık diyor. Yani fıstık gibi diyorlar. Yani fıstık işte bu da. Evet. Fıstık da işte gene de yemeğin yerine tutmuyor. Evet. Yine de bu çerez gibi. Dediğim gibi ablamın yine de... Bu çerez. Bu ne? Bu yemeği yedikten sonra yedik üstüne diyorum. Evet. Çayımızı sabahtan kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Ne bileyim. O yemeğimizi yedi. Daha da bir de öğlen yemeğine yapmaya lokum şeye gitti. Fırına gitti. Bu da fırından geliyor. Yani evet. Özel yapılıp geliyor. Tabii. Vallahi. Yemeğimiz fırından geliyor. Vallahi iyiymiş. Abi biz de çalışacak bugün burada da. Biz de yiyecek bugün. Buyurun siz de buyurun. Peki size de teşekkür ettim. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet sevgili seyircilerimiz, sizden de izlemiş olduğu gibi gerçekten çok zor bir iş. Yani hep burada çalışan arkadaşlarımız da bahsetti. İşte arazi sahibinin, fıstık sahibinin doğru düz para kazanamadığını söylüyorlar. İşte yapacak bir şey yok. Allah yardımcıları olsun diyelim. Dediğimiz gibi sevgili seyirciler, gerçekten zor bir iş. İşte bunlar bu aşamalardan geçtikten sonra işte bizlerin sofrasına geliyor. Gerçekten zor. Bize de acımayın. Evet sevgili seyircilerimiz, burada arkadaşlar diyor ki bizi bir de toplu al şöyle diyorlar. Abi biz de hatırlarını kırmadık. Kendilerine bir de toplu aldık. Şimdi bunları dinlendirdik şimdi dayı. Bunlardan 10'ar kağıt kesecek. Niye keseyim? Dinlendirdik kendileri, bak kameraya çekik. Televizyonu açtık. Yok olmaz. Olmaz, ben veririm. Ben tam veririm. Sen tam verirsin. Tam veririm. Valla ben bir hanek daha edersem burada hepsi beni burada döverler. Yok dövmezler. Kamerayla konuşsa seni işin hasadı. Bak. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Fakirdir. Allah yardımcılar olsun hepimizin. Amin. Yani ben de dediğim gibi burada bir hanek daha söylesem herhalde beni burada ağacım altına güzel bir döverler. Yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Kolay gelsin diyoruz. Sevgili seyirciler, orada da bir ablamız. Yine ağacın altına oturmuş. O da fıstıkla uğraşıyor ama ne yapıyor? Ona bir soralım. Abla kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkürler. Vallahi üstten seçin. Üstten alayım. Tanaları işte altta kalıyor. Onu üstte ayrı kurutayım. Bunu ayrı kurutayım. Üstten alıyorum derken bu kırmızılarına mı ait diyorsunuz? Çeltiğini alayım. Ayır tik işte. Temiz olsun, güzel olsun. Daire de evde seçeriz, kuruturuz. İşte uğraşık. Yani bayağı bir işlerden geçiyor. Evet, bayağı bir işlerden. Ben az önce soracaktım da. Dayı, şimdi burada yeşiller kalıyor. 100 habeden 10 habeyi duvar. Bir dakika. Ne? Bunları ne yapıyorsunuz? Bunu şimdi depeleriz. Kuruduğu zaman bunu da gidip suya vururuz. İçi pişir, bir tane çıkar. Tepeli, nasıl tepeli? Yani şu çöpleri çıkarıyor, habları. Evet. Gidip bu şeye makine veriyor, içleri ayrı eder, pişleri ayrı eder. Bunun içi baklavalık falan mı oluyor? Bu bir baklavalık, biraz tez kıracaksın. Daha yaş iken, yani daha kırmızı olmadan baklava için kırılar, ona gönderir. İçleri yeşil olur, güzel, tadı güzel olur. He, anladım. Daha ama bu bir ay önceden olması gerekiyor. Ha. Bunlar da, yine bunlar da iç çıkıyordu. Çıkar. Yani 100 habadan değer benim 25-30 haba çıkar belki. Ortağı %30 bir verim veriyor diyorsunuz. Anladım. Bu kırmızılar da sevgili seyirciler, bunlar da işte bunlar da kurutuluyor, yine serilip.
Evet, bunlar da kurutuluyor. Ama böyle de yenilebiliyor bunlar da. İşte Gaziantep fıstığımız, sevgili seyircilerimiz, bu kadar aşamalardan geçtikten sonra bizlerin sofrasına geliyor. Daha bunların burada işleri bitmiyor. Bunlar da bir fabrikaya gidip orada işleniyor. Orada da bayağı bir işte meşakkatli bir işleri var diyoruz. Gezilerimiz devam ediyor, bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Battal Köyü gezilerimiz devam ediyor. Burada bir suyu gördük. Hemen oraya durduk. Gerçi su. Muhtarım, bu sudan ne yapıyorsunuz? Bu içmeye mi kullanıyorsunuz? Arazi mi suluyorsunuz? Ne yapıyorlar? Pınar mı? Nedir burası? Bu su kuyudan çekiyoruz bunu motorla. Arazilere veriyoruz. Toplu sulama. İşte gün yaklaşık günde 3-4 saat akıtıyoruz. Ondan sonra zaten kuyuda bu sene su sıkıntısı her yerde olduğu bizde de var. Bitiyor su. Ondan sonra kapatıyoruz. Yarın dinlendikten sonra motor böyle 5-6 saat yarın yine açıyoruz. Şimdi bu sudan ne sulanır ki? Muhtar, bu yetiyor mu bu peki? Yetmiyor. Yetmiyor ama köylüye işte ihtiyaçlarını karşılamak için az da olsa azar azar ihtiyaçlarını gideriyorlar. O zaman bayağı sıkıntı yaratır. Bayağı. Yani kim sulayacak bu sudan? Yani kime yetecek? Eskisi gibi ekme, dikme, yetiştirme yok zaten şu an. İşte çok az yani. Peki bu yeraltı kaynak suyu herhalde evet, bu. Yeraltı kaynak suyu. Kuyudan alıyoruz. Yaklaşık 20-25 metre. Kuyudan alıyoruz. İşte o da 3-4 saat çalıştırınca bitiyor zaten. Şimdi burası sevgili seyircilerimiz Arıl. Evvel beldeydi. Kapandı tabii ki, oralar mahalle oldu. Burada mahalle oldu gerçek. Biz bundan 6-7 yıl önce yine bu Arıl'da programlar da yapmıştık. Bu aşağıda bir tarihi bir yerleri vardı. Ahmet Dede. Ahmet Dede mi? Artık evet, ne diyor, bilmiyorum da. İçinde balıklar falan vardı. Ben biraz önce muhtara sordum, orası hala duruyor mu diye. Maalesef dedi, oranın suyu da kurumuş. İçinde balıklar falan vardı. Evet. Orayı da zannediyorum buradan eski Arıl Belediye Başkanı'na da buradan selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Ara sıra da karşılaşıyoruz şehirde. O tesadüfen bulduklarını söylemişler orayı. Şöyle bir kulübe gibi bir yer, eski taş yapılardan yapılmış. Sağdan soldan da böyle sular çıkıyordu. İçinde balıklar falan vardı. Evet. Oradan da yine görüntüler almıştık. Muhtarım da dedi biraz önce zaten orası da kurumuş herhalde. Evet. Dediği gibi muhtarım işte yağışlardan dolayı artık kar çok yağmalı ki, don çok olmalı ki de su bol ola. Ama maalesef yağmıyor tabii ki, Rabbim bilir. İşte su diyoruz sevgili seyircilerim. İşte suyun olduğu yerde hayat vardır. Su hayattır. Susuz insan kesinlikle yaşayamaz. Ne bileyim, su içmezsek, temizliğimizi yapmazsak, çamaşırımızı, bulaşığımızı yıkamazsak daim orada bakıp duruyor. Dayı, seni bir tanıyalım. Şaban Mutlu. Şaban Mutlu. Evet. Çok mu mutlusun? Evet, mutluyum. Allah'ımdır. Allah'ın verdiğine 100.000 kere şükürler olsun. Çok şükür. He. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ne edeyim abi, biz de burada. Bekçilik yapıyoruz. Bekçi? Fıstık bekçiliği falan yaptık. Fıstık bekçiliği. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili seyircilerimiz. Bekçi dedi de aklıma düştü amcam. Geçenlerde herhalde 15-20 gün falan oldu. Bu fıstık bekleyen birisini de vurdular. Evet. Yani işte çiftçi kendi malını korumak için hayatından oldu. Vallahi çok endişeli yani, oluyor işte. Bunlara da akıl sır ereceği yoktur. Kırkızlara karşı işte endişeli oluyor. Sen vursan başına bela. Kendi seni vurup koyup gidiyor. Olan biz oluyor. Olan biz oluyor. Hem fıstığını çağırıyor hem, hem canından olayım, hem malından olayım. O da ayrı bir konu sevgili seyircilerimiz. Siz suyla mı ilgileniyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ben suyla ilgilenmiyorum. Suyla ilgilenmiyorum. Ben buraya geldim, öyle tesadüf geldim. Tesadüf. Seni Pınar'ın başında gördük, tesadüf. İki hanek çaldık seninle. İki hanek çaldık, işte bu. İşte bu diyor. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi işte suyun olduğu yerde o hayat vardır. Bizim arazimizin, o Ahmet dededen gelirdi mesela, bizim gece batala itti, gündüz arla itti. Onlarda da kesildi bitti, bize de kesildi bitti. İşte biz bunu yerin altından 17 metreden çekiyoruz. İşte bir kilometre bir şeyden irelden alıp buralara veriyoruz bu suyu. Onlarda da bitti, bize de bitti. Bunlar da işte... Bunlar iyi kötü köylü idare edemeyin ki. Tabii ki bu mümkün değil, yetmez. Mümkün değil, yetmiyor. Dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz, suyun olduğu yerde hayat vardır. Gerçekten ne güzel de akıyor su, hani su sesi, para sesi. Evet,
Kadın sesi de derler de bilmiyorum. Kız sesi, kız sesi. Ha, bu çok güzel yani bir ses. Peki size de teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, Battal Köyü gezilerimiz devam ediyor bizlerden ayrılma. Evet sevgili seyircilerimiz, fıstıktan açtık, fıstıktan devam ediyoruz. Burada böyle fıstıkları sermişler, onları da niye sermişler? Yanımızda bir amcamız var, ondan öğreneceğiz. Amca merhabalar, seni merhaba, bir tanıyalım. Merhaba, Mehmet Türkoğlu ben. Mehmet Türkoğlu. Köyü'nden, evet. Battal Köyü'nden. Evet. Ne yapıyorsunuz Mehmet amca burada? Burada fıstığı serik, kurutuyuk. Ondan sonra savurttırık, hazırlık, kışın bunu satmak için tüccara. Ya bunu seriyorsunuz, şöyle anlatalım. Şimdi bu kabuklarından mı ayırtacaksınız? Hayır, ne yapacaksınız? Kabuk, bunu kuruturuz, kabuklu kabuklu satarak biz. Bunu işletmeci işletmeler var, evet. Onları kavladırlar, çıtladırlar. Ondan sonra iç yapan iç yapmaya gider. Diğerleri de kuru yemiş olarak, tuzlu olarak kavrulmuş olarak isterek yerlere gönderirler. Peki ben hiç sormadım bugüne kadar da bunun kaç çeşidi var? Mesela kaç çeşit yapılıyor bu? Şimdi bu fıstık bizim bu yörelerde en kaliteli fıstık bizim Batal köyünden çıkar. Nereye gitsek öyle diyorlar. Tabii şimdi biz ham toplamazdık. Bir, daha dalında tam olgunlaşır. Bir de bunun kabuğu çok yük olur. İç randımanı 1 kiloda 450 gram 400 gram iç verir. Yani %4 evet. Gibi falan. Piyasada bileme bizim bu fıstık Batal köyünün fıstığı dediğindeği zaman en azından 1 lira 1,5 lira 2 lira fark oynar. Fark oynar. Evet. Bu sene fıstık da azmış herhalde şu verdiklerine göre. Köyde, bizim köyde ancak %25 var yok yani. Giren sene soğuk vuran yerlerde var fıstık. Dere kenarlarında mesela, adalar direkt oralarda. Evet. Oralarda var fıstık. Oralarda var. Başka yok. Üst yani çoğunun bu sene bizim köyde çok fıstıkçıların belki de 200 kilo, 300 kilo fıstığı olmaz. Kimisinin işte 1-2 ton, 3 ton, 5 ton fıstıkları var. Başka yok yani. Zaten o da biliyorsunuz 2 senede bir ancak evet, mahsul evet, alınıyor. Evet, evet. Bir sene göz duvar, göz söker. İkinci sene mahsul verir. Bir de bunun mesela şeyi çok, eziyeti çok. Soğuk vurma riski var, dolu vurma riski var. Efendime söyleyeyim işte bak işçi meselesi bazen yerlerden başka yerlerden getirik. Bizim bu köy kimi bilmiyorlar. Kırmasını dahi bilmiyorlar. O toplaması diyelim. Yani kırması toplaması diyorlar. Ona da usta olmak lazım herhalde toplamaya. Evet, evet, evet. Peki nasıl toplanması gerek? Bunun salkım diyelim. Onunla beraber toplanıyor herhalde. Şimdi o tabii onun ustaları var. Bizim köyde tam ustalaşmış insanlar. Onu arka tarafından cumma dedik biz. Çeltik arka tarafından kırarlar. Bazen bilmeyenler burcundan kırar. Öbür sene fıstık vermez o zaman o. Bir de o şeyi var. O riski var tabii. Yani sevgili seyircilerimiz hep anlatıyoruz işte Gaziantep fıstığının yani bu kadar 25 yılda mahsul verdiğini, işte bir çocuk evet, gibi evet, yetiştirildiğini, evet, evet. Bu tozlardan gerçekten artık konuşamıyoruz. Yani bu 3-4 günden beri de bu tozda boğazlarımızı, ciğerlerimizi doldurdu diyelim. Evet. Yani çok meşakkatli işlerden geçiyor, çok elden geçiyor. İşte bunlar işte dalından sabah çekmiştik sevgili seyircilerimiz, dalından koparılıyor, toplanıyor, böyle seriliyor. Bunlar kuruyor burada, kabuklarıyla beraber kuruluyor. Evet. Amcamızın dediği gibi bunlar işte fabrikaya yani işleniyor. Tabii bu savurma makineleri var. İşlisini bir tarafa ayırı, fısını bir tarafa ayırı. Ondan sonra bunu hazırladık. Biz fabrikalara verdik. Fabrikaları işliyor bunu. İşliyor. Gerek böyle kuru olarak gerek, da iç olarak, yeniliyor. Gerek tuzlu, çıtlanmış, tuzlu kuru yemiş olarak. Kavrulmuş evet, olarak kavrulmuş. Da yani. Evet, evet. Hem ben dediğimiz şu an işte kırmızı evet, ben denilen... Evet. Bu şekilde de yenilebiliyor. Evet. Ondan sonra bu böyle kabuklarla kurutulup yenildim. Öyle de yenilebiliyor. Kışın özellikle kışın yaparlar onu. Evet. Ve kurutulup işte amcamın söylediği gibi fabrikalara götürülüp orada makinalarda bunu işte işleniyor, kırılıyor. İçi de çıkıyor. İçini çıkartmadıklarını tuzlu olarak kavurup öyle evet, veriliyor. Evet, evet. Zaten Türkiye genel veya dünya genelinde kavrulmuş fıstığı daha çok verirler. Bu yeşil, kırmızı ben dediğimiz fıstığı pek fazla bilen olmuyor. İşte sevgili seyircilerimiz de bayağı zor işlemlerden geçirip böyle sizlerin sofrasına evet, geliyor. Evet, evet.
Bunun tabii sürmesi var, çapası var, ilaçlar. Zor bir iş. Masraflı bir iş. Şimdi emek olmadan yemek olmaz derler ama bazı emekler az bir emek yaparsın, çok bir mahsul alırsın. Bazısına da çok emek yaparsın, az mahsul alırsın. İşte artık o da Rabbimin vermiş olduğu kısmet tabii. diyebiliriz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Gerçekten Allah razı olsun. Zor. Evet. Tabii bizler hemen marketten alıp çıtır çıtır yiyoruz. 35 derece sıcağın altında fıstık toplanıyor. Fıstık serliği. Bu kolay bir iş değil yani. Yani. He. Sabah biz toplayanları da oradan biraz görüntüler aldık. Evet. Onlar da gerçekten zor. Çiftçimizin, bütün çiftçilerimizin, sevgili seyircilerimiz. Mahsullerini Rabbim bereketletsin. Amin, amin, amin. Hayırlı kazançlar nasip amin, etsin. Amin, amin. Gerçekten çok zor işleri var. İşte köylümüz üretenler olmazsa biz ne yiyeceğiz? Evet. Hani şu da var, herkes zengin olur çalışmazsa tabii, bunları kim yetiştirecek? Kim bu zincirleme birbirine bağlı. Bütün üretimle tüketim. Tüketim olmalı ki üretim ola. Üretim olmalı ki tüketim ola. Yani. Çok tüketirirse mesela ucuz oluyor. Az tüketirirse pahalı oluyor. Ama bu sene lokalite az, yine ucuz. Mahsul ucuz. Yani fiyat ucuz. O da ayrı bir konu. Hep söylüyoruz. Evet. Orada da söylediler, bir kabak çekirdeği, karpuz çekirdeği 20 bin lira, 25 bin lira. Karpuz kabak çekirdeği 35 bin liraya kadar. Evet. Yani 35 liraya kadar karpuz çekirdeği var. Yani artık söyle inanın ben de yoruldum artık. Doğru, yani buna artık Gaziantep'te bir yetkililer, fıstıkçılar odası mı, şey mi, bir çare bazen bulması mesela lazım. Kaçak yollardan İran fıstığı sokuyorlar piyasaya. O İran fıstığı soktukları zaman bütün bizim fıstığın fiyatını düşürük. Mutlaka o zaman çok ürün olmuş oluyor. Evet tabii. Bunun sokulmaması lazım. Yetkililer bunu sokmaması lazım yani. Yazık bu çiftçiye. Gerçekten de öyle sevgili seyircilerimiz. Evet. Gerçekten çok zor. Yani biz söylüyoruz. Yani bunları ancak sizler birebir anlarsınız. Zor bir mahsul. Zor mahsul. Gerçekten çok meşakkatli işlerden geçiyor. Evet, dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz, de burada sergi yapılmış. Burada kurutacaklar. Amcamın da bahsettiği gibi bunları artık satıp ihtiyaçlarımızı kimisi gübre, kimisi çiftçi parası için. Budan budani mesela bir insan gönderirsin 3 ağaç budi. Öngömü olmuş 60 lira 70 lira. Şunu da söyleyelim, yani bunda da yani milyonlarca, yüz binlerce kişi diyelim biz, yüz binlerce kişi de ekmek yiyor. Evet. Sevgili seyircilerimiz, Battal Köyü gezilerimiz devam ediyor. Evet. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, fıstıktan başladık, fıstıktan devam ediyoruz. Yine bir tarlaya geldik. Geldik ama zamansız geldik. Artık tam öğlen saati, yemeğe oturmuşlardı. Evet. Arkadaşımız dedik bir iki dakika bir konuşalım. Ondan sonra siz yemeğinizi afiyetle yiyin. Siz bir tanıyalım. İsmim Ömer Özmen. Battal Köylüyüm. Gaziantep'te çalışıyorum, bankacılık yapıyorum. İşte fıstık zamanı geliyoruz buraya, kendi mahsulümüzü topluyup gidiyoruz. Bankacılık derken yani bankada çalışıyorsun. Bankada çalışıyorum. Memursun yani. Memuruz. Evet. Hem fıstıkçı hem memur. Aynen öyle. O zaman ekonomi falan her şeyler de iyi de fıstık kaçıya gider, kaç kağıt kazanarak bilmem ne falan, onların hepsini hesaplamışsındır herhalde. Valla bu sene fıstık çok değil. Biliyorsunuz yani, siz az çok geziyorsunuz. Rekorte biraz düşük. Ama elhamdülillah buna rağmen iyi. Bakımını falan yaptırıyoruz her sene. Çütüdür işte, budamıdır, belidir, işçilidir vesaire. Falan da bize ek gelir olarak kalıyor. Tabii köylüler için yeterli değil tabii. Ben bir sene bir yerden bir tarla almıştım. Şimdi sürdürdük, ektirdik, mercimek ektik sevgili seyircilerimiz. O aklıma geldi şimdi arkadaşımı söylerken. 96 lira masraf ettim, 93 liralık mercimek sattım. Bazen burada da oluyor aynı şeyler. Geçen sene mesela 100 kilo fıstık aldık yani. Sadece 100 kilo. 100 kilo. O da ancak sizin evedir mi? Yok, masrafı da kurtarmadı zaten. O da evde yemeği anca yetti. Öyle oldu yani. Allah'ın verdiğine şükür edeceğiz. Allah başka yapacak bir şey yok. Allah elimizden almasın tabii. Şimdi ben gezdiğim yerlerde böyle ağaçlar görmedim. Bunlar benim dikkatimi çekti. Evet. Ağaçlar bayağı yaşlı. Kaç senelik var bunlar? Valla bu ağaçlar şöyle bir ağacımız var. Yani 200 yıldan fazla bir ağaç. Çok eski ağaçlar bunlar. Köyün ilk ağaçlarından diyebiliriz yani. Ya 200 yılı geçer. Geçer. 200 yaşından fazladır. Araştırmasını yapmadık. Ama şöyle söyleyeyim, bu bölgedeki en eski ve en köklü ağaçlar şu 3-4 ağacımız öyle yani. Bayağı da geniş. Birazdan onların görüntülerini alır sevgili seyircilerimiz. Şeyler falan bayağı
bedenleri diyelim biz, kökleri bayağı da kalınlaşmış ve birçok ağaç da öyle var. Öyle köklü kalın ağaçlardan. Yukarılara doğru gidiyor zaten. Şu ileride de var bizim yerlerimiz. Ama yani en kökleri bunlar yani. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi fıstıktan başladık, fıstıktan devam ediyoruz. Gerçekten çok zor. Ben hemen hemen her şeyde söylüyorum. Bunu yetiştirmesi, çok zor yani. Mücadele vermesi. Peki teşekkür ediyoruz size. Ederim. Orada da yine çalışan arkadaşlarımız artık öğlen yemeğini yiyorlar. Onlardan da görüntü alırız birazdan. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, demiştik biraz önce tam öğlen yemeği saatine denk gelmişiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne yemek yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Yemek yiyin. Buyurun yiyin. Kazanca geldik çoluk çocuk için. Kazanca geldiniz. Fıstık toplamaya geldiniz. Evet, batala geldik. Nereden geliyorsunuz siz? Ançaket köyünden. Antakya. Ançaket. Akçekent. Bizim köyünde Ançaket. Ben Antakya anladım da. Ançaket köyü. Akçekent köyü. Oradan bura fıstık toplamaya geldiniz. Evet. Tabii ki topladınız, yoruldunuz, karnınız da acıktı. Şimdi işte yakıt alıyorsunuz şimdi. Vitamin depoluyorsunuz. Yom ya çayımız da pişti. Oo ne güzel. İşte sevgili seyircilerimiz. Bu da başkanımız. Köfer başkanı. Abo. Patronumuz bu. Patronumuz, patronla da konuşak. Ben fal tutuyorum. Çavuş yani. Ama çavuşumuz. He. Çavuşla da konuşuyoruz şimdi. Hı. Sevgili seyircilerimiz, domates, pirpirim, kızartma, pirpirim deriz. Biz kızartma. Hadi işte gel, afiyet olsun. Orada ben görüyorum bir ne derler, ekşili köfte, yuvarlama mı? Yuvarlama, helva, kızartma. İşte burada yumurta pişirmişler, çay hazır, ekmek, domates, her şey var. Domates, biber, işte işçilerimiz. Yani herkes kısmetini yiyor. Sen çavuşmuşsun sen. Seni bir tanıyalım. Ayşe Yılmaz. Ayşe Yılmaz. Belli zaten oturuşundan da çavuş oldu. Yarım ağacıma oturayım. Dedim, mecbur. Şimdi çavuş sizden beraber çalışıyor mu? Çalışıyor. Elimde değnek kullanayım, yöneteyim yani. Elinde değnek? Yöneteyim hepsini. Valla ben zannetmiyorum sen elinde değnekle dolaşıyorsun. Seni aralarına alırlar, sana bir güzel kışlarlar. Yok kışlamazlar, hepsi bizden. Yabancı o içimizde. Yabancı yok. Yabancı. Ben dedim mi, hep geleyim bana bağırın çağırın, git biraz ötene bağır çağır falan değil mi? Yok diyemezler. Bu kadar şeyin içinde bağıramazsın ki zaten. Yok, bağırım, niye bağıramam? Bağırır mı? Mecbur yapacak. Valla bak vururuk yandın değil. Yok, hiç kimse vuramaz. Siz de mi Akçakent'ten geldiniz? Yani, hepimiz Akçakent'ten. Aynı aile. Aile? Yabancı yok hepsi. Çoluk çocuk falan hepsi. He, çoluk çocuk, kardeşim kızları, akrabalarım, tüm yabancı uçumuzda, çevremiz hepsi bizim. Hepsi çevre. Evet. Gelmeyecek bir sefer gelmeyecek. Gelmeyecek ama ne dedim mi aldım. Oradan söylüyor, yarın gelmeyeceksiniz dedi miydi, gelmezler diyor. Evet. Çavuş nedir, su olur. Evet nedir, su olur çavuş. Evet. Peki kolay gelsin size, afiyet olsun. Evet sevgili seyirciler, sizler de izlemiş olduğunuz gibi işte çalışıyorlar daha da bir ekmek parası için. İşte akşam evden herhalde akşamdan kalan yemekleri getirmişler burada. İşte karnlarını doyuruyorlar. Dediğimiz gibi bu sıcağın altında, bu da toz bulutlarının altında işte emek veriyorlar akşama kadar. Allah yardımcıları olsun diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, bu hafta da biz ailen sürenin sonuna geldik. Bu hafta neredeydik? Gaziantep Şehit Kamil ilçesine bağlı Battal köyündeydik. Muhtarımızla birlikte gezdik, dolaştık. Bu programımız da tamamen fıstıkla ilgili olmuş oldu. Malum işte Gaziantep'te artık fıstığın son toplanma zamanı, mevsimine geldik. Bundan herhalde 10-15 gün sonra artık fıstık bütün ağaçlarda kalmaz, hepsi toplanmış olacak. Fıstıktan bahsettik sevgili seyircilerimiz. Zorluklarından bahsettik. İşte fiyatlarından bahsettik. Burada tarla sahipleri, fıstık sahipleri anlattılar. Gerçekten çok meşakkatli, çok zor yetişen bir ürün.
bir sene veriyor, bir sene vermiyor. İşte iki senede bir mahsul almış gibi oluyorlar. Evet muhtarım, köyü gezdik, dolaştık, seni de yorduk. Programımızın da dediğimiz gibi sonuna geldik. Son olarak neler söyleyeceksin? Olay TV olarak size çok teşekkür ederim köyümüzün sorunlarını dile getirdiğiniz için. Özellikle fıstığı dile getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, söylediğimiz gibi bu haftada biz Ayla Süren sonuna geldik. Haftaya bir başka yöremizde, haftaya bir başka bölgemizde buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.